Kurtuluş Savaşı'nın can damarı, dışarıyla tek bağlantısı İnebolu-Ankara yolu üzerindeydi. Oraya Ulu Yol deniyordu değil mi? He, Ulu Yol. Evet. O bakımdan bütün yurtseverlerin uğrak yeri de eskiden hızlı karayolları, araçları olmadığı için belli hanlarda, yani köylerin 30-40 kilometrede bir yol üzerindeki hanlarda kafileler dinlenir, atlarını derler, dinlendirirler ve Ankara'ya atlarla, yaya, yürüyerek giderlerdi. Evet. Bu kafilelerden birinin içinde Hamdullah Subbi Tanrıver de vardı. Hamdullah Subbi Tanrıver, Kurtuluş Savaşı sırasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan ve Anadolu'da milli mücadeleye katılan yurtseverlerden birisi. Evet. Hamdullah Subbi Tanrıver'in kafilesi Çandır'a dönüyor. Orada dinlenirken işte köyün yaşlısı Ömer Ağa'yla sohbete katılıyor. Evet. Ömer Ağa ya soruyor Hamdullah Subbi Tanrıver çeşitli sorulardan sonra, caminiz var mı diyor. Evet. Ömer Ağa'da camimiz var da kapısı yok diyor. Tanrıver şaşırıyor tabii. Ya pencereden mi giriyorsunuz? Kapısız cami mi oldu? İhtiyar anlatıyor. Diyor ki, efendi diyor, demem o ki, caminin binası var. Evet. Ama camiye giriş okuldan olur. Dini, imanı, milliyeti okulda öğrenilir. Okulumuz yok. Onun için kapısı yok diyorum. Yani bir okul açılsaydı daha iyi olurdu. İşte oradan öğrenir gelirlerdi filan. Diye söyleyince Hamdullah Subbi Ankara'ya dönünce 1923 henüz Cumhuriyet ilan edilmediği halde köye bir öğretmen gönderiyor. İstanbullu, ismi aklımda değil. Ama Çandır'daki okulun öğretmen sicil defterinde adı vardı. Evet. 600 kuruş maaşla, 600 kuruş. Ve savaş döneminde tayin çıkardı. Savaş döneminde. Daha savaş bitmiş belki ama da henüz Cumhuriyet ilan edilmemiş. Oraya öğretmen gönderiyor. İşte ondan sonra caminin kapısı da açılmış oluyor. Espri oydu yani. Evet. Daha sonra bir sürü askeri kafileler, hatta paşalar, beyler uğramışlar ama diğerlerinin bir anısını bilmiyoruz. Bu anlattığım Hamdullah Subbi'nin olayını 1930'larda çıkan Güne Bakan dergisinde Hamdullah Subbi yazmış bunu bir şey olarak, anı olarak yazmış. Oradan biliniyor. Anladım. Diğerleri böyle bir şey yazılmadığı için tabii onları bilmiyoruz.